Yeniden merhaba. Bu videoyu çekmek, yani karar vermek benim için çok zor oldu. Neden diyecek olursanız, şu sebeple 12 tane kitap seçtim, 12 türden. Her türün diğer kitapları adeta arkamdan bağırıp çağırıp bana bize bunu da mı yapacaktın der gibi idiler. Ama yapacak bir şey yok elbette. Pek çok her türün güzel, müthiş kitabı var. Ama ben kolaylık olsun diye yaza da giriyoruz. Seçimlerinizde size belki faydası olur düşüncesiyle 12 ayrı türden 12 kitap seçtim. İşte o kitaplarla başlıyoruz. İlk kitabım tarihi kurgu. Boleyn Kızı. Philippa Gregory'nin kitabı, İngiliz sarayında yüzyıllarca önce yaşanan o mücadeleyi bize müthiş anlatıyor. İki kardeşin aralarındaki mücadele, iktidar hırsı, yapıp ettikleri her şey insanın tüylerini diken diken ediyor. Mary Boleyn 14 yaşında masum bir kız olarak kraliyet sarayına geldiğinde 8. Henry'nin gözlerini kamaştırır. Osmanlı haremiyle ilgili bir sürü şey söylerler. Çoğu abuk subuktur. İşte İngiliz haremiyle ilgili söylenenleri de buradan takip edebilirsiniz. Evet, bu bir masal çünkü kurgusal tarafı ağırlıklı ama yine de içerisinde tarihi şahsiyetler ve hakikatler var. Gerilim polisiyenin yazarı çok, seveni çok ve içindeki kurguların heyecanı müthiş. Ama ben hepsinin arasından Harlan Coben'i şöyle bir tarafa ayırırım. Onun da Başka Şansın Yok isimli kitabını da onun kitapları arasında bir tarafa ayırırım. Harlan Coben benim için gerilimin, polisiyenin ustalarından bir tanesidir. Mac uyandığında kendisini bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde kafasında bandajlarla ve seruma bağlanmış olarak bulur. 12 gün öncesine kadar eşi ve bebeğiyle huzurlu bir çevrede başarılı bir cerrah olarak hayatını süren Mark, şimdi kim olduğu bilinmeyen saldırgan tarafından vurulmuş halde hastanede yatmaktadır. Gözümüz üzerinde olacak. Eğer yetkililerle temasa geçersen kızını bir daha asla göremezsin. Başka şansın yok. Gotik edebiyatı bana sevdiren yazardan şimdi bahsetmek ve onun bir kitabından size söz etmek istiyorum. Doğrusu ben vampirlerin ve böyle görünmez varlıkların dünyasını anlatan kitapları çok fazla sevmem. Ama Tess Gerritsen öyle bir yazar değil. Korkutmak için yazmıyor. Yazdıkları otomatik olarak ürkütücü bir hale geliyor çünkü çok iyi kurguluyor. Ateşin Şarkısı onun müthiş kitaplarından bir tanesi. Bir müzisyen kadın turne için gittiği kentte bir sahafa uğrar ve oradan müzikle ilgili bir kitap alır. Kitabın içerisinden bir nota düşer. O nota sizi kitabın sonuna kadar koşturan bir maceraya dönüşür. Roman, özellikle İkinci Dünya Savaşı ile ilgili romanların bence en okunası, en iç acıtıcı olanı Marcus Zusak'ın Kitap Hırsızı romanı. Bugünlerde çok seviliyor, biliniyor. İnsani bir damarı var kitabın. Bu Nazilerle ilgili meseleyi siz kaldırıp bugün yaşanan pek çok drama, pek çok milletin çektiği çileye yerleştirebilirsiniz. Kitap hırsızı naif, ırkçı olmayan ve fevkalade insanın kalbine, yüreğine dokunan bir kitap. Romantik kurguda benim de yazarlarım var ama Debbie McCumber onların başında gelir ve onu bize tanıtan Küçük Mucizeler Dükkanı, bu serinin de ilk kitabıdır. Küçük Mucizeler Dükkanı'nda hasta olan, hatta ölümle yüz yüze gelen insanların birbirleriyle nasıl buluştuklarını, nasıl bir hayat kurguladıklarını ve her şeye rağmen yaşamanın ne demek olduğunu bize gösteren sıcak bir öykü. Artık o eski tasasız kız değildim. Yaşadığım her günün değerini biliyorum. Çünkü hayatın ne kadar değerli olduğunu öğrendim. Hiçbir şey, özellikle de hayatı hafife almaz oldum. Artık hiçbir günümü boşa geçirmiyorum. Çektiğim acıların bir karşılığı olduğunu öğrendim. Günlerimizi bu öneriye göre düzenlersek sanki daha verimli olur. Fantastik edebiyatın çok devi var. Ben fantastik edebiyata bugünlerde deli gibi sarılmış vaziyetteyim. Severek okuyorum.
saymakla bitmeyecek kadar sevdiğim yazar var. Ama içlerinden bir tanesini seçmek zorunda kaldığım için size Saramago dedim ve onun Körlük isimli kitabını önerdim. Saramago'nun Körlüğünde çok müthiş iç içe geçmiş imgeler var ve inanılmaz bir evrenin içerisinde bize bugünü anlatıyor. O yüzden hem keyifli, hem sürükleyici, hem korkutucu. Klasik edebiyatın roman türünde çok düşündüm. Ya hep aynı şeyi söylüyorsun, ayıp artık, değiştir dedim. Elim rafların arasında dolaştı, 10 tane kitaba gitti, tamam bu işte bu olabilir diye düşündüm. Hepsi çok güzel, hepsi mükemmeldi seçimlerimin. Ama bir tanesi var ki ondan vazgeçemedim. Okumadıysanız, kalın olduğuna falan bakmayın. Dostoyevski'nin Suç ve Cezasındaki o vicdan muhasebesini, Raskolnikov'u tanımakta çok fayda olduğunu düşünüyorum. Suç ve Ceza hem bu yüzyılın, hem yazıldığı yüzyılın, hem de ilerideki yüzyılların en önemli klasiği olarak karşımızda durmaya devam edecek. Ve siz okumuyorsanız eğer onu, kafanızın içerisinde bir ah 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 diye kalıp duracak. Tiyatroda en beğendiğim, benim için çok zor. Çünkü tiyatro okuduğum için çok fazla klasik eser, çok fazla modern eser okumuşluğum vardır efendim. O yüzden de aralarında seçim yapmak beni çok zorladı. Fakat Antik Yunan'a gidelim. Tiyatronun başlangıcıyla ilgili bir kurgu olsun. Ve onun içerisinde de gerçekten herkesin takdir ettiği ve evet dediği bir kitap olsun istedim. Aristofanes'in Kuşlarını seçtim. Kolay okunur, güzeldir, keyiflidir, komiktir ve sizi Antik Yunan'a kadar götürür. Kuşlar hayal dünyasında geçer. İki Atinalı. Ömürlerini mahkemede geçiren Atinalılardan bıkmışlardır. Kavgasız, davasız, rahat bir hayat sürecekleri bir yer aramaya çıkarlar. İki kuşun peşine takılırlar. Ve kitabın ön tarafında bir inceleme var. Aristofanes'in Kuşları bir fantazya, bir ütopyadır. Atina demokrasisi bir yandan demagoglar, bir yandan da savaşlar yüzünden çökmeye yüz tutunca Atina'da birçok ütopik eser yazılmaya başlamıştır. Bu da onun zirve eserlerinin başında gelir. Şiir, çok düşündüm. Çok şiir severim, çok şair severim. Evet, ama şiir denince aklıma kendisine şair denilemeyecek büyük bir adam geldi. Ama kendisine şair denilemez ama şiirleri benim diyen şairlerin şiirlerinden daha güzeldir. Dizeleri daha kafiyelidir. Anlamları çok daha fazla imgelerle doludur. Mevlana'dan bahsediyorum. Onun Divan-ı Kebir isimli büyük eserini size tavsiye ederim. Divan-ı Şems de denir ama çok zor okunur. İmgeleri çok yüklüdür. Elimde bulunan Abdülbaki Gölpınarlı'nın Divan-ı Kebir'i baştan sona çevirdiği nüshasıdır. Ama ben onun Şefikcan tarafından çevrilmiş Divan-ı Kebir'den seçmelerini daha çok severim, daha çok tavsiye ederim. Bu kitap zaten Remzi Yayınları arasından çıkmış. 1957 baskısı. Evet, benim elimde bulunması da büyük bir şans. Bunu bir kitap müzayedesinde almıştım ve aldığım için çok mutluyum. Divan-ı Kebir'in bir başka ismi de Divan-ı Şems'tir. Çünkü Hazreti Mevlana Şems-i Tebrizi ile karşılaştıktan sonra o büyük alimlikten aşıklığa, yani hayatı kalbiyle okuyan bir adama dönüşmüştür. Sonra Şems-i Tebrizi'yi kaybettikten sonra da gerçekten dünyanın en büyük şairlerinden birisi olacak dizeleri peş peşe dizmiştir. Ve şairler mahlas olarak sonuna kendileri için bir isim koyarlar, şiirlerinin sonuna bir dizeye. O Şems demiştir. Tasavvuf klasikleri içerisinde sonsuz, sınırsız seçeneğim var. Hepsi karşıma dikildiler. Yapma, etme, bak, dikkat et. Bizi seç deyip durdular. Ama ben hepsinin atasını seçmeyi, hepsinin en önemlilerinden bir tanesini seçmeyi tercih ettim. Hem de sizin okumanız açısından kolay olabilecek bir kitap. Şuraya da koyarım. Onunla ilgili bir kısa birkaç hikayeyi de kanalımda paylaşmıştım. Esrarname'den bahsediyorum. Feridüddin Attar'ın büyük eseri. Esrarname'yi okumanızı tavsiye ederim. Doğu klasikleri arasında yer alan Esrarname Sırlar kitabı yazıldıktan sonra birçok Fars
ve Türk şairini etkilemiştir. Mevlana'nın çocuk yaştayken edindiği bu kitabın onda bıraktığı izler Mesnevi'ye aynen yansımıştır. Daha önce aynı tarzda yazılan İranlı şair Senai-i Gaznevi'ye ait Gerçeğin Bahçesi, Hadikatul Hakikat da bu eserin kaleme alınmasında etkili olmuştur. İçimdeki burukluğu da söyleyeyim. Ben aslında bu kitap yerine Senai'nin Bahçesi'ni seçmek isterdim. Ama ne yazık ki Türkçe'ye çevrilmedi. Yayıncılara söyledim, tanıdıklarıma, bildiklerime söyledim. Fars edebiyatıyla ilgilenen, çevirebilecek insanlara söyledim. Hiçbiri beni dinlemedi. Ve biz Türkçe'de, Senai'de mahrum kaldık. Onun izlerini taşıyan bir kitaptır Esrarname. Onun için seçtim. Fantastikle ilgim çok dedim ya, onun için fantastik birkaç parçaya bölündü bu videoda. Fantastik öykü türünde Duvardaki Kapı Vers. 5 tane öyküsü var. Kısa öyküler ama inanılmaz derecede keyifli. Vers, fantastik bir öykünün tek bir fantastik olayı içermesi gerektiği düşüncesindeydi. Bu görüş, mucizelere kolaylıkla teslim olmayan kuşkucu bir döneme rastlar. Kitap için seçmiş olduğumuz 5 öykü bu sağgörü kuralına uyar. Çok güzel, çok inanılmaz. Hele Duvardaki Kapıyı okumanızı tavsiye ederim. Son türede fantastik çocuk kurgusu, bir fantastik masalı seçtim. Michelangelo'dan, tabi Momo'yu düşünüyorsunuz, hayır, onu çok okuyoruz, çok biliyoruz. Bitmeyecek Öykü'yü seçtim. Çok güzel, inanılmaz. Ne istiyorsan onu yap yazıyordu. Sınırsız güce sahip İmparatoriçe'nin sembolünde. Artık Bastian bu cümlenin gerçekten ne ifade ettiğini uzun ve zahmetli arayış sonucu öğrenecektir. Bastian'la beraber bir yola çıkıyoruz ki dağlar, denizler, dereler, tepeler, tek gözlüler, çift gözlüler, canavarlar sayılamayacak kadar çok fantastik kahramanla birlikte yolumuzu yürüyoruz. Çünkü Bastian'ın halletmesi gereken bir işi var. Biz de onun arkadaşlarıyız. İlk genç kurgusu olarak okunabilecek ama yetişkinlerin de okuyacakları, rahatlıkla okuyacakları, çok zevk alacakları bir kitap. Evet, yarısını göstereyim bitişte çünkü kitaplar kalın ve gerçekten hepsi tekrar tekrar okumak istediğim kitaplar. Yeniden hangisine başlayayım diye sıralama yapmakta zorlanıyorum. Siz okumadıysanız bu 12 kitaptan bir tanesine Haziran ayı içerisinde ya da bu videoyu ne zaman izliyorsanız o ay içerisinde mutlaka başlayın. İyi okumalar.